Otomotiv sektöründe, özellikle ikinci el sektöründe işler iyiden iyiye kontrolden çıkmış durumda. Garip bir ülke haline geldik diyorum da inanmıyorsunuz. Harbiden garip bir ülke haline geldik. Bir ürünün ikinci eli sıfırından daha pahalı olmaz normal koşullar içerisinde. Ama Türkiye'de ikinci el araç fiyatları şu anda sıfır araç fiyatlarından daha yükseğe satılıyor. Niye? Çünkü sıfır araç yok abi. O nedenle ikinci el pazarında korkunç bir hareketlilik yaşanıyor. Resmen sıfır fiyatına satıyorlar 1-2 aylık araçları. Adam diyor ki 10 bin kilometre de olsun fark etmez. 3 aylık olsun fark etmez. Zaten sıfırdan ne fark var? Ve gidiyor sıfır araç fiyatından daha fazla para ödeyip alıyor. Çünkü ihtiyacını bir şekilde karşılaması gerekiyor. Hem kişilerin hem de şirketlerin. Adamın bütün işi gücü arabasıyla. Mutlaka o arabayı kullanması gerekiyor belki de. O nedenle de apar topar araba alacak ama araba yok piyasada. Bir ara bu şöyle lanse edildi. Özellikle troller bunu çok kullanıyorlardı. Aynı alışveriş merkezlerindeki kalabalıklar gibi. Ekonomiyi onunla kıyaslayanlar var ya. O insanların çoğu evde doğalgaz yakmamak için, elektrik yakmamak için, su harcamamak için oraya gidiyorlar. Akşama kadar takılıyorlar. 5 kuruş harcamadan geri dönüyorlar. Ondan sonra akşam işte ailecek bir şekilde oturuyorlar. Fırsatları olsa akşam bile alışveriş merkezinde kalırlar belki. İkinci el piyasasındaki durum da öyle işte. Araba olmamasının sebebi yok satması değil. Yurt dışından firmaların araç talep etmemesi, araç çekmemesi. Firmalar şunu yapıyorlar. Araba mı istiyorsun kardeşim? Evet araba istiyorum. 3 ay sonra gel al. Önce parasını ver. Parasını ver. Aynı konut satışı gibi hatırlar mısınız? O maketten ev satmayı onun gibi düşünün. Parayı önden alıyorlar. Sonrasında arabanın siparişini veriyorlar. E zaten Japonya'dan oradan buradan arabanın gelmesi, gümrükte durması, gümrükten çekilmesi 3 ayı buluyor. O 3 ay sonra da size aracı teslim ediyorlar. Piyasada evet araba yok. Bayilerde evet araba yok. Çünkü distribütör firmalar ya da üretici firmalar fark etmez. Talebe göre üretiyor ya da talebe göre çekiyor. E doğal olarak bu durumda da insanlar 3 ay 4 ay beklemek istemiyorlar. Çünkü süre giderek de uzamaya başladı. Daha az talep ettiği için bizim firmalar esas üretici olan firmalarda daha uzun vadeli göndermeye başladı. İçeride üretenler belli takvim dilimlerinde üretim yapıp ya beklesinler 2 ay bekleyen 4 ayda bekler demeye başladı. Çünkü görüyorlar ki özellikle kurun 10-12'den fiyatlanması, vergilerin her geçen gün arttırılması nedeniyle zaten sıfır araca çok büyük bir talep de yok. Ev fiyatlarını geçmiş araba fiyatlarından bahsediyoruz. Tabii bu yaklaşım en çok ikinci el araç piyasasına, özellikle ikinci el araç piyasasındaki kurtlara yaradı. Bu işin ticaretini yapanlar hemen fırsatı değerlendirdiler. Ya kardeşim ne fark eder? İşte bir aylık araç gel bizden al bir aylık aracı. Zaten sen de bindiğin zaman sıfır araç ikinciye de düşecek. Boş ver gel bizden al demeye başladılar ve böylece çok hızlı bir şekilde ikinci el araç fiyatları yükselmeye başladı. Bir süre sonra bu furya giderek hızlandı, büyümeye başladı. O araç fiyatlarını bu kez pazarlayıp fiyatları sıfırında üzerine çekler. Dediler ki ya 3 ay bekleyeceğini hemen vereceğiz sana. E doğal olarak şu anda elimizde araç yok. Bir aylık aracı ancak sıfır aracın üzerine satarsam veririm sana dedi. Talep eden de düşündü. Ya kardeşim tamam 300-500 fazla veririz ama sonuç itibariyle kiralamaya kalksam aynı arabaya aylık 4000-5000 vereceğim. 3 ay onu bekleyeceğim 15-20 hesabını yaptı. Tamam 1000 lira 2000 lira fazla veririm dedi. Sıfır araçtan daha yüksek fiyatlara çıkmaya başladı. İkinci ele araç piyasası. Ekonomik dengeler bir yerde bozulmaya başladığı zaman her yere sirayet ediyor. Her yere ama. Şimdi otomotiv pazarına sirayet etmiş ve orada balonlar oluşturmaya başlamış durumda. Fiyatlar hızlı yükseliyor. Bu kontrolsüzce yükseliş bir sektörü tamamen belki de yok edecek. Hem üretici firmaların hem de distribütör firmaların büyük sıkıntıya girmesine, hatta iflas noktasına gelmesine sebep olabilir arkadaşlar. Şimdi uyanıklık yaptılar. 3 ay sonrasına sipariş alırız, öyle veririz falan dediler ama büyük bir müşteri kaybına uğruyorlar. Ve satışları her geçen gün biraz daha düşecek. Daha ötesini söyleyeyim, işletme giderleri kalmaya devam ediyor. Yine pek çok personel eleman çalıştırıyorlar. Ha,
Yok kardeşim, biz personelde de kısıntıya gideriz. Biz eleman da çıkartmaya başlarız derler ise bu büyük firmalar, işte o zaman büyük sıkıntı var. Niye büyük sıkıntı var? Çünkü zaten Türkiye'nin işsizlik ortalaması çok yüksek. Hatta Avrupa'nın 28 ülkesiyle neredeyse kafa kafaya giden bir işsizliğimiz var. Sırf daraltılmış işsizliğe bakmayın. İş aramayanlara bakacaksınız. Tamamen umudunu kesmiş olanlara bakacaksınız. Ev hanımıyım diyen eski çalışanlara bakacaksınız. Hiçbir şekilde piyasada olmayanlara bakacaksınız. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Avrupa ülkeleriyle kafa kafaya bir durumdayız yani. Ve bu koşullar içerisinde bir de otomotiv sektöründen çok sert işçi çıkartmaları gelirse, firmalar kapanırsa, iflaslar gelirse, yurt dışından gelecek yatırımların önü kesilirse, ki biliyorsunuz Volkswagen bir kez daha erteleme kararı aldı. Muhtemelen Volkswagen gelmeyecek. Kendisine yeni bir üretim tesisi bulana kadar burayı bir B planı olarak korumaya devam ediyor. Yarın öbür gün bir haber duyabiliriz. Volkswagen Çekya'ya fabrika açacakmış, Bulgaristan'a fabrika açacakmış, Romanya'ya fabrika açacakmış diye. Bu koşullar içerisinde, çünkü aklı başında hiçbir otomotiv firması gelip Türkiye'de fabrika kurmaz arkadaşlar. Ve emin olun, bakın pek çok yan sanayi firması, pek çok üretici firma yakın zaman içerisinde Türkiye'den kaçıp gidebilir. Hani biz diyoruz ya, yerli araç üreteceğiz. Harbiden yerli araç üretmek zorunda kalabiliriz ya. Mecburen üretmek zorunda kalabiliriz. Çünkü kimse kalmayacak ya, herkes kaçacak. Bari kendi aracımızı kendimiz üretelim demeye başlayabiliriz. Rezalet bir durum. Peki yükselmeye devam edebilir mi fiyatlar? Edebilir arkadaşlar. İşin garip tarafı bu. Evet, edebilir. Niye edebilir? Çünkü sıfır araç meselesi hala insanların talebine cevap vermiyor. Büyük ihtimalle de vermeyecek. O zaman da İnsanlar en iyi olan araçları en yüksek fiyatlarla almaya çalışacaklar. Fiyat dengeleri piyasanın kendi içerisinde oluşacak. Sıfır araç fiyatlarını bile geçmesinin temel nedeni de bu. Arz ve talep ilişkisi. İnsanlar talep ediyor piyasa içerisinde, ticaretini yapmaya başlıyor. Araç piyasasında bir hareketlenme oluşturuyor ve doğal olarak da fiyatlar yukarıya çıkıyor. Çıkmaya da devam edecek gibi görünüyor. Diğer taraftan sıfır araç pazarında araç olsa bile fiyatlar çok yüksek. Onu da unutmayın. Piyasada bulunabilen araçların ikinci elleri hala sıfırlarına göre çok avantajlı. O da yine ikinci el pazarına bir hareketlilik kazandırıyor. Üçüncü bir neden, o da çok önemli. Filo kiralama şirketleri fiyatlarını çok yukarıya çektiler. Sıfır araç fiyatları pahalı olduğu için. Ve şirketler şunu hesaplamaya başladı. Ya kardeşim, ben bu kadar kira ödeyene kadar giderim, araba alırım, ikinci el bir araç alırım, daha iyi demeye başladılar. O da şirketlerin ikinci el pazarındaki araçlara talebini arttırdı. Ve doğal olarak ikinci el pazarında araç fiyatları yukarıya çıktı ve hareketlilik geldi. Bakın, bütün Türkiye'de işler sıkıntılı ama ikinci el araç piyasası inanılmaz derecede hareketli ve sürekli olarak fiyatlar yukarıya çıkmaya devam ediyor. Bu üç önemli nedenden dolayı fiyatlar yukarıya çıkıyor ve piyasa yine bu üç nedenden dolayı bu kadar canlı. Bir kez daha söyleyeyim. Birincisi, sıfır araç üreticilerinin ya da distribütörlerinin sadece talebe bağlı olarak araç siparişi vermesi ya da üretim yapması, bu nedenle de insanları 3-4 ay bekletmesi. Birinci sebep bu. İnsanlar beklemek istemedikleri için ikinci el, sıfıra yakın araçlara daha çok talep göstermeye başlaması. İkinci neden, sıfır araç fiyatlarının aşırı yükselmesi dolar kuruna bağlı olarak, dolar kurunun 10-12 bandına göre hesaplanmasından kaynaklı bu da. Bu nedenle ikinci el piyasasındaki araçların bir miktar daha cazip hale gelmesi, o nedenle insanların ikinci el araç alması. Üçüncüsü, en önemli sebeplerden birisi, filo kiralama şirketlerinin kiralama bedellerinin aşırı artması. Üst marka, üst segment olmayan araçların bile fiyatlarının, aylık fiyatlarının 4-5 bin liralara gelmesi ve 4-5 bin liraya gelen bu araçların artık araç alımıyla neredeyse kafa kafaya oluşması. Ve bu nedenle de şirketlerin, ya kardeşim niye kiralayayım, niye bu kadar çok para vereyim, niye böyle bir maliyetin altına gireyim, bunu yapana kadar giderim, araç alırım, en azından aracın kendisi de bana ait olur, daha sonra vergiden, amortismandan da düşebilirim
demesi. Bu üç neden işte ikinci el pazarının hem hareketlenmesine hem de fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesine sebep oluyor. Bu süreç bu şekilde devam ettiği sürece ikinci el pazarındaki hareketlilik ve fiyat artışları da devam edecek gibi görünüyor. Cazibesi her geçen gün biraz daha artacak gibi görünüyor sevgili dostlarım. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bildirimlerinizi açın ve aynı zamanda eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşça kalın, mutlu kalın.